Herkese merhabalar. Tercih döneminde dikkat edilmesi gereken 16 kuralı bir kez hatırlatmak istedik. Biliyorsunuz ki 19 Temmuz 2023 saat 17'ye kadar ortaokul müdürlüklerine artık tercihlerimizi onaylatmamız gerekiyor. Yani artık bir gün kaldı. Burada şu bizi endişelendirmesin. Tercihlerimizi verdikten sonra eğer tercih sonuçları 24 Temmuz açıklandığında boş kontenjanlar varsa istediğimiz okullar için yine o kontenjanları takip ederek tercihlerimizi yapmaya, nakil başvurularına bulunmaya devam edebiliriz. Fakat şu anda herkes öncelikle puanına yani esasında sıralamasına göre sonrasında da tabii ki tercihlerine göre istedikleri okulları yerleşecek. Endişelenmenize gerek yok. Zaten biliyorsunuz ki öncelikle Milli Eğitim Bakanlığı sizlere tercih yaptırırken yerel yerleştirme alan ...okulları başta açmanız, yazmanız gerektiğini söylüyor. Neden? Hani herhangi bir öğrencimiz açıkta kalmasın diye. Buradan birine yerleştiğiniz halde bu taraflarda boş kalırsa... ...yine nakillerle başvurabiliyorsunuz. Şimdi burada tercihimizi yaptık. Sıramıza göre ve isteğimize göre bunları dizdik. Ardından da tercih sonuçlarımızı bekleyeceğiz arkadaşlar. Nakil başvuruları önemli. Bazen öğrenciler boş kalan okullara nakil başvurularına bulunarak... ...esasında e, hani normalde kazanma ihtimali zayıf olan okullara bile girebiliyorlar. Şimdi... Sizlerden yorumlar geliyor Roblox Player'dan, Volkan Savul'dan, Ferit El'den. Hocam tercihlerimizi nasıl yapacağız şeklinde yorumlar geliyor. Arkadaşlar tercihlerimizi nasıl yapacağımızı söylemiştik. İlk başta yapmamız gereken şey tabii ki de yerel yerleştirmede mutlaka kayıt alanımızdan 3 tane okulu tercih etmemiz gerekiyor. Bu 3 okulu tercih ettikten sonra veya 5 tercih de yapabiliriz burada. Tercih ettikten sonra burası açılıyor arkadaşlar. Yani sizin burada tercih yapmadan buraya tercih yapma hakkınız olmadığını zaten söylemiştik. Şimdi gelin isterseniz bazı altı kuralları size hatırlatalım. Birincisi tercihte kesinlikle ve kesinlikle ...yüzdelik diliminizi merkeze alacaksınız. Bu ne demek hocam? Yani sizin yüzdelik diliminiz 10'sa siz bu sene 10 ile kapatan bir yere... ...veyahut da 11 ile kapatan bir yere, 12 ile kapatan bir yere yüzde %100 girersiniz. Ama 9 ile kapatan bir yere yani geçen sene 2022 LGS'de... Dokuzuncunun girdiği bir yere girme ihtimaliniz biraz zayıflar. Sekizincinin girdiği yere girme ihtimaliniz epey zayıflar. Yedincinin girdiği yere girme ihtimaliniz baya baya bir zayıflar. Ama bunları da tercih edebilirsiniz. Yani ben bu sene onuncu oldum ama geçen sene dokuzuncunun, sekizincinin, yedincinin girdiği yeri de tercih edeceğim diyebilirsiniz. Ama geçen sene on birincinin, on ikincinin girdiği yeri tercih ediyorsanız buraya yüzde doksan dokuz nokta dokuz gireceksinizdir. Buna da dikkat edin. Dolayısıyla istemediğiniz bir yeri yazmayın. İkincisi hedefleriniz yani esasında istekleriniz. Eğer matematiği, feni sevmiyorsanız gidip de fen yazmayın. Anadolu lisesi yazın arkadaşlar. Ve hatta başka bir şehirde okumak istemiyorsanız sakın sakın şehir dışı yazmayın. Ve hatta pansiyonlu okul okumak istemiyorsanız pansiyonlu okul tercihinde bulunmayın. Tercih edeceğiniz okulun ne olduğunu iyi bilin ama şu kesin ki Türkiye'deki bütün okullardan yani fen liselerinden de, Anadolu liselerinden de, sosyal bilimlerden ya da Anadolu imatör liseleri ya da meslek liselerinden her birinden istediğiniz şekilde çalışıp hayallerinizi üniversiteye girebilirsiniz. Tabii ki fen lisesi öğrencileri biraz avantajlı oluyor çünkü onlar zaten 9. 10. sınıfta birçok şeyi bitirmiş oluyorlar. Okulu gidip görmek ve araştırmak çok çok değerli arkadaşlar. Öğrencim geliyor diyor ki hocam bir yer vardı işte 11. dilimle alıyor diyor. Benim dilimde 11 diyor ama bir yer var diyor orası işte 12. dilimli alıyor. O yüzden ben bunu başa yazacağım hani 11. dilimliği başa yazacağım. Bunu sona yazacağım diyor. Tamam güzel, mantıklı. Sonuçta bunun dilimi daha yüksekse bu daha yüksek puanlıdır. Dolayısıyla bunu e, ön sıralara, bunu arka sıralara yazabilirsin. Ama okula gidip bir gördün mü diyorum. Görmedim hocam diyor. Bir git gördüm. Gidip görünce diyor ki burası daha iyiymiş hocam diyor. Ben bunu üstte işte yazacağım diyor. Neden? Çünkü bu bana daha yakınmış. İşte e, okulun binasını daha çok sevdim. Okulun imkanlarını daha çok sevdim. Bunun puanı yüksek ama neden yüksek anlamadım hocam. Ben burayı daha çok sevdim diyor. Bu durumda esasında kendisi için daha iyi olanın esasında daha düşük puanlı yer olduğunu girip görüp araştırabiliyor. Dolayısıyla sizler de mutlaka tercih yapmadan önce okulları görün. Mesela biliyorsunuz LGS dershanesinde iki tane Türkiye birini çıkardık. Bu öğrencilerimizden Furkan Ege buraya geldi. Galatasaray Lisesi'ni ve İstanbul Erkek Lisesi'ni gezdi. Şok oldu. Yurtları ne kadar kötüymüş hocam diyor. Aynı odada 45 kişi kalıyorlarmış diyor. Beğenmedi mesela okulları. Yani diyeceksiniz ki aman o da amma havalıymış. Hayır ama çocuk haklı. Yani 45 kişinin aynı anda beraber yattığı bir yerde nasıl yatayım hocam ben dedi. Başka okullara bakmaya başladı. Halbuki hepimiz de deriz? Galatasaray, İstanbul erkekleriz. Halbuki barınma imkanları açısından gerçekten çok zayıfmış. Tercihiniz geleceğe yönelik olsun. E tabii ki tercihlerinizi yaparken arkadaşlar şunu unutmayın. Bu sınavdan başka önünüze üniversite sınavı var. Sonrasında başka başka sınavlar da gelecek karşınıza. Dolayısıyla tercihinizi yaparken hayatınız kurtuldu bitti. Bu liseye girersem kurtuldum ya da giremedim eyvah mahvoldum diye düşünmenize gerek yok. Nasıl ilkokuldan sonra LGS varsa liseden sonra da üniversite sınavı var. Orada çalışarak da çok güzel başarılar elde edebilirsiniz. Ulaşım olarakları çok önemli çünkü gerçekten okullarda arkadaşlar bakın bunu size net bir şekilde söylüyorum okullarda size bizim YouTube'da yaptığımız gibi ya da dershanelerde yapıldığı gibi kurslarda yapıldığı gibi bir şeyler öğretmeye çalışmıyor hocalar. Siz kendiniz öğrenin kendiniz araştırın işte bunu öğrenin bunu çalışın gelin şeklinde duyuyorlar Üniversitede bu daha da yüksek seviyede oluyor yani üniversite öğrenmeyi öğrenmeyi oluyor. Liselerde de iyi liselerde bu böyle. Dolayısıyla siz iyi bir sesini kazandığınızda, iyi bir fen sesini kazandığınızda, ...oh hoca bana her şey öğretecek, ben her şeyi alacağım, bitecek." öyle olmuyor. Hala sizin çalışmanız, sizin gayret göstermeniz gerekiyor. E, bu durumda uzun bir yoldan sonra, uzun bir ulaşımdan sonra eğer okula varıyorsanız yorgun oluyorsunuz. Dolayısıyla okula, hani diyelim ki okula gittiğinizde size her şeyi veriyorlarsa tamam 3 saat git, 3 saat gel. Ama öyle bir şey yok. Okul esasında sizinle benzer seviyede, benzer netleri yapmış, benzer espri, benzer zeka, benzer düşünce kalitesi öğrencilerin toplandığı bir yer gibi düşünün. Yine beraber çalışıyorsunuz, yine beraber hazırlanıyorsunuz. Ama işte bu esnada eğer ulaşım bilhassa büyük şehirlerdeki öğrencilerimiz için söylüyorum. Mesela öğrenci diyor ki hocam diyor bir okul var Tuzla'da diyor çok iyi bir okul diyor. Ya Tuzla'da ama sen Bakırköy'de oturuyorsun. Bakırköy'den Tuzla'ya git gel öleceksin. Mahvolacaksın. Perişan olacaksın. Ama hocam çok iyi bir okulmuş. Ya çok iyi okul ama ulaşım hesapladın mı? Ulaşım olaraktan değerlendirdin mi? Bu da önemli. Okulda pansiyon var mı araçları? Bu da önemli arkadaşlar. Pansiyonlu okullarda okumak isteyen arkadaşlarımız bunun tercihine de dikkat etmeleri gerekiyor. Okul kim alıyor? Dikkat etten karşımız şu. Bazı okullar sadece erkek öğrencileri. Bazı okullar işte belli bir boy ortalamasını. Hani mesela diyelim ki denizcilik okulları var. Veyahut hatta bazı okullar farklı tarzda kriterleri sahip. Ona mutlaka dikkat etmeniz gerekiyor. Bazı okullarda hazırlık olabiliyor. Yani 4 sene lise haricinde ekstra hazırlık olabiliyor. Bu hazırlık sınıfları size zaman kazandırabilir ya da size yeni bir dil öğrenme imkanı sunabilir. Bunu da iyi değerlendirmeniz lazım. İstediğiniz yabancı dile dikkat edin arkadaşlar. Günümüzde tabii ki en popüler dil İngilizce. İngilizceyi iyi öğrenmek gerçekten gerekli. Sonrasında Almanca, sonrasında Fransızca ve buna benzer diller şeklinde devam ediyor. Ama şu önemli, eğer çok çok iyi bir lisenin Almanca bölümünü kazandıysanız daha iyi bir, daha az iyi bir lisenin İngilizce bölümünden daha avantajlı. Mesela örnek veriyorum, Kabataş Erkek Lisesi'nin Almanca bölümü bazı İngilizce eğitim veren Anadolu daha avantajlı olduğunu bileceğiz. Listeye yeni girmiş okullar var, yeni açılan okullar var. Bunları da değerlendirirken mutlaka o okulu gidip görmeniz ve ziyaret etmeniz çok çok önemli arkadaşlar. Unutmayın hem tercih döneminde hem de lise hayatınız boyunca 9'da, 10'da, 11'de, 12'de her zaman sizlerle beraber olacağız. Sorularınızı bekliyoruz arkadaşlar. İnşallah hayal ettiğinizden çok daha yüksek puanlı, çok daha güzel yerler kazanırsınız. Ve çok güzel lise arkadaşlarıyla çok güzel başarılara yelken açarsınız. Ödülü sorularınızı bekliyoruz arkadaşlar. Kendinize bakın. Görüşmek üzere. thank <laughs> you